Bir önceki videoda çukur yani iç bükey aynaları görmüştük. Çukur aynanın iç yüzeyinin yansıtıcı yüzey olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Çukur aynaya bir ışın demeti geldiğinde bu ışınların yansımadan sonra tek bir noktada buluşacaklarını ya da toplanacaklarını da biliyoruz. Bu arada bu noktaya aynanın odak noktası adı verildiğini de hemen ekleyeyim. Bu paralel ışınlar aynaya uzak olan herhangi bir uzak ışın kaynağından geliyor olabilir. Evet, bu ışın kaynağı güneş bile olabilir. Bu videoda ise size çukur aynaların kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Bu aynaları günlük hayatımızda nerede kullandığımızı biliyor musunuz? Hadi başlayalım. Bu aynaların kullanım alanlarından biri mikroskoplardır. Size hemen bir bileşik mikroskop göstereyim. İşte burada. Bunu kullanmış ya da kullanmamış olabilirsiniz ama eğer kullandıysanız bilirsiniz. İncelemek istediğiniz şeyi bir mikroskop camı üzerinde buraya yerleştirirsiniz. Görebilmeniz için de mikroskop camının aydınlatılması gerekir. Mikroskop camını burada da gördüğünüz gibi bir ayna yardımıyla aydınlatırız. Bu ayna güneş ışığını alır ve tam da bu noktaya odaklar. Bu resimdeki aynanın durması gerektiği gibi durmadığının farkındayım ama eğer ayna düzgün bir şekilde dursaydı tüm güneş ışınlarını tek bir noktada toplayabilirdik. Az önce bahsettiğim odak noktasının buraya yerleştireceğimiz cam üzerine gelmesini sağlayarak camı aydınlatmış oluruz. Anlaştık mı? Ve buradaki bir çukur aynadır. Bir daha mikroskop kullanacağınız zaman buradaki aynayı incelerseniz çukur olduğunu fark edeceksiniz. Çukur aynaların buna benzer başka bir kullanım alanı çanak antenlerdir. Bunlar çanak antenlerin alıcıları. Evet, antenler radyo sinyallerini bu sayede alırlar. Burada da çukur bir yansıtıcı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu görülebilir ışığı değil de az önce bahsettiğim radyo dalgalarını yansıtır. Radyo dalgalarıyla ışık ışınları birbirlerine çok benzerler. Radyo dalgalarını ışık ışınları gibi göremeyiz belki ama bunun dışındaki diğer özelliklerinin hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Bahsi geçen radyo sinyalleri yine uzaktaki bir radyo kulesinden gelirler. Buraya ulaşan radyo dalgalarının paralel olduğunu söyleyebiliriz. Hatta hemen birkaç tane radyo dalgası çizeyim. Evet bu dalgaların da birbirine paralel olduklarını varsayabiliriz. Dalgalar buradaki yansıtıcı yüzeye çarptıklarında yansıtıcı yüzey onları tek bir noktada odaklayacak. Bu nokta tabii ki odak noktası olacak ve zaten radyolacıları da tam bu noktanın üzerine yerleştirilir. Bu sayede alıcıların kuvvetli sinyalleri almaları sağlanır. Sinyaller televizyonumuza ulaşır ve biz de istediğimiz program ya da filmleri seyretmiş oluruz. Yine buna benzeyen başka bir kullanım alanı da güneş ocaklarıdır. Evet yanlış duymadınız. Bu prensibi kullanarak yemek bile pişirebiliriz. Pişirmek istediğiniz yemeği çok büyük bir aynanın odak noktasına koyarsınız. Aynayı öyle bir şekilde ayarlamanız gerekir ki tüm paralel ışınlar pişirmek istediğiniz yemeğin bulunduğu noktaya odaklansın ve böylece güneş en dik noktasına ulaştığında istediğiniz yemeği pişirebilirsiniz. İşte güneş ocaklarında kullanılan pişirme yöntemi budur. Biraz farklı bir kullanım alanı ise el fenerleri ya da araba farlarıdır. El fenerinin bu kısmına bakacak olursanız yansıtıcı yüzeyin çukur olduğunu görebilirsiniz. Peki sizce burada çukur bir yüzey kullanmamızın sebebi ne olabilir? Işınları buraya bir yere odaklamaya çalışıyor olabilir miyiz? Ne dersiniz? Aslına bakarsanız öyle değil. Hatta burada aslında bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki ışın şemasına geri dönecek olursak, bu şemanın önemli özelliklerinden biri, buradaki ışınların yönünü ters çevirecek olsak bile şemanın doğru olacak olmasıdır. Mesela şu ışına bakın. Bu gelen ışın, bu da yansıyan ışın. Şimdi bunları ters çevirirsek, yani bunun gelen ışın olduğunu düşünürsek, bu da yansıyan ışın olur. Anlaştık mı? İsterseniz şu şekilde anlatayım. Gördüğünüz okların yönünü değiştiriyorum. Size şema bu haliyle de doğru olacak demek istiyorum. Bunun sebebi de şu. Gelen ışınla yansıyan ışının yerlerini değiştirecek olursak geliş açısıyla yansıma açısı yer değiştirir. Öyle değil mi? Bakın bu geliş bu da yansıma açısıydı. Işınların yerini değiştirdiğimizde bu geliş bu da yansıma açısı olur. Çünkü bu gelen ışın bu da yansıyan ışın ama hiçbir şey değişmez. Çünkü bu iki açı birbirine eşittir. Bu yüzden de yansıma kuralı işlemeye devam eder. Yansıma konusunun bu kadar güzel olmasının sebeplerinden biri de bu bence. Işınların yerlerini değiştirseniz bile yansıma kuralları işlemeye devam ediyorlar. Peki sizce bu ne anlama gelir? Eğer bu aynanın odak noktasında bir nokta kaynağımız varsa bu kaynak her yönde ışık sağlamaya başlar ve aynaya çarpan ışınlar yansımadan sonra birbirlerine paralel olurlar. Yani az önce bahsettiğimizin tam tersi. Az önce paralel ışınlar tek bir noktada toplanıyorlardı ama bu sefer tek bir noktadan çıkan ışınlar yansımadan sonra birbirlerine paralel oluyorlar. Bunu nerede kullanabileceğimize gelince yansıyan ışınların belirli bir yönde olmasını istediğimiz her zaman diyebilirim. El fenerleri de işte bu prensiple çalışırlar. Burada ufacık bir ampul görüyorsunuz, değil mi? Bu ampul yansıtıcı yüzeyin odak noktasına yerleştirilir. Ampulden bu şekilde çıkan ışınlar bu şekilde çıkarlar. Evet. Bunlara bir şey yapamayız ama ampulden çıkıp da aynaya çarpan ışınlar işte burada anlatmaya çalıştığım olay yüzünden ileriye doğru ve birbirlerine paralel olarak yansırlar ve böylece ileriye doğru yansıyan bu ışın demeti sayesinde biz de karanlıkta el fenerini doğrulttuğumuz yönü görebiliriz. El fenerlerinden çıkan ışığın ileriye doğru ve yoğun bir ışık olduğu gözünüzün önüne geldi değil mi? Bunun sebebi işte bu. Yani el fenerlerinin arka yüzeyinin çukur ayna olmasıdır. Aynı şeyi arabaların farları içinde düşünebiliriz. Evet, bu videoda çukur aynaların kullanım alanlarından bahsettik. Gördüğümüz tüm kullanım alanlarının tek bir prensibi, yani aynaya çarpan paralel ışık ışınlarının tek bir noktada toplanmaları prensibine dayandığını gördük. Bir de bu prensibin tersinin de doğru olduğunu. Videoyu bitirmeden önce son bir kullanım alanından daha bahsetmek istiyorum. Bu kullanım alanı ışık için değil, ses için ve son derece ilginç. Burada ışık ışınlarıyla gerçekleşen şeyler ses salgıları için de geçerlidir ve sesin yansımasında da aynen buradaki gibi geliş ve yansıma açılarından bahsedilebilir. Bahsedeceğim kullanım alanı akustikle alakalı. Çok büyük bir salonda olduğunuzu ve karşınızda da büyük bir seyirci kitlesi olduğunu düşünün. Evet, seyirciler burada otursunlar. Bunun da büyük salonumuz olduğunu düşünelim. Siz de burada bir yerdeyseniz ve sesinizin seyirciye doğrudan ulaşmasını istiyorsanız, yani sesiniz yan taraflara dağılmasını istiyorsanız, arkanıza kocaman çukur bir yansıtıcı yerleştirebilirsiniz. Bu tabii ki ışık değil, ses yansıtıcı olmalıdır. Bu sayede arka tarafa giden ses dalgaları da yansıtıcı yüzeye çarpınca yüzey tarafından seyirciye doğru yönlendirilecektir.